Altında hareketler çılgın bir şekilde devam ediyor. Altında şöyle bir strateji uygulayabilirsiniz. Şu an dışarıda olduğum için sesler de biraz kötü gelebilir. Fakat sizlere bağlanmak istedim. Yukarıdaki ve aşağıdaki seviyeleri hesaplayıp sizlere bunları bildirmek istedim. Faydası olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar yukarıda artık altında bazı dirençler destek konumuna geçmiş vaziyette. Şimdi bunları incelediğimizde 1677 seviyesi bir direnç bölgesi. 1677 de yukarıya doğru kırılırsa arkadaşlar, ons altın kırabilirse 1700 ve 1714 seviyeleri kuvvetli dirençler, ons altın tarafında göze çarpan seviyeler. Aşağıdaki destekler 1650 ve 1625 seviyesinde arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde yukarı doğru ataklarını devam eden ons altın takibinizde olacak arkadaşlar. Yukarıdaki dirençleri takipte kalacaksınız verdiğim seviyeleri. Bu dirençlerin yukarı kırılımı ve saatlik 4 saatlik üzerinde kalımlarında bir üst seviyedeki direnç noktalarını takipte kalın. Dirençlerin geçilememesi halinde de aşağıdaki destekleri takipte kalın arkadaşlar. Desteklerin 1 saat ve 4 saat altında kalışları bir alttaki desteğe doğru çekilmelere neden olabilir. Kendinize bu şekilde bir strateji oluşturun. Bu hafta bu verdiğim destek ve dirençleri takipte kalın. Gram altına da hemen bakalım. Gram altında destek ve direnç noktalarına. Gram altında da arkadaşlar 329 seviyesinde bir direnç mevcut. Evet, şurada gördüğünüz gibi 329 direnç bölgemiz var. 329 direnç bölgesinde yukarı doğru kırabilirse 332'lerde bir direnç mevcut. Geri dönüşler gerçekleşti altında. 329-332 seviye aralığından geri dönüşler de gerçekleşirse bu sefer gram altında takipte kalmanız gerekecek. 324 de bir destek bölgesi ve 317 seviyesinde bir destek bölgesi mevcut. O yüzdendir arkadaşlar artık yukarı doğru hareketler sert bir şekilde devam ettiği için destek ve direnç bazlı hareketlerin takibi gerektirmekte. Yukarıda 329 saatlik ve 4 saatlik takibinizde olsun. Kırılma halinde yukarıda 332, 336 seviyesindeki dirençler mevcut. 336 üstünde de hareket gerçekleşirse arkadaşlar gramda 342 seviyesindeki direnç bölgeleri takibimizde olacak. Destek direnç takipli kalmamızın nedeni de arkadaşlar artık yukarıda üst dirençlerin bir kırılması nedeniyle takibimize destek direnç noktalarından devam edeceğiz. Stratejimiz bu olması lazım. Yukarıda bir direnç kırılamadığı zaman, üzerinde 4 saat altında kalışlar olduğu zaman bir alttaki destekler bundan sonra hedef haline gelecektir. Veya destekler yukarıya doğru, dirençler yukarıya doğru kırıldığında 4 saat üzerinde kalımlardır da yukarıdaki direnç noktaları hedef haline gelecektir. Stratejiniz bu yönde olmalı. Yatırım tavsiyesi asla değildir. Sadece yukarıda ve aşağıdaki destek direnç noktalarını bilmeniz açısından bu çalışmayı paylaştım. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Oh, my God.